Grafikler verileri görselleştirmenin en etkili yollarından bir tanesidir. Fakat bazı grafikleri elde etmek o kadar kolay olmayabilir. Excel bize belli başlı grafik türleri sunsa da bazen ihtiyacımızı karşılayacak grafikleri bulamayabiliriz ve bu ihtiyacı karşılamak için özel geliştirmeler yapmak durumunda kalırız. Bu eğitim videosunda da başka bir yerde bulamayacağınız özel bir grafik tasarlıyor ve geliştiriyor olacağız. Merhabalar Excel 751 eğitim videolarına hepiniz hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bugünkü eğitim videomuzda birçok alana hizmet eden bir grafik tasarlıyor olacağız. Hem dağılım grafiğini hem de çubuk grafiğini entegre ederek ortaya güzel bir yapı kuracağız. Gelin hep birlikte bu grafiği nasıl tasarlayacağımızı öğrenelim. Bugünkü eğitim videomuzda bu grafiği nasıl ortaya koyabileceğimizi öğreneceğiz. Güzel, şık ve aynı zamanda sunumlarınızı zenginleştirecek bir grafik. Bu grafikteki değerlere yandaki tabloyu kullanarak basitçe değiştirebilmekteyiz. Ve bu sayede dinamik olarak ihtiyacımıza yönelik parametreleri veya girişleri buraya giriş yapabiliyor olacağız. Örneğin üretim parametresini 305 yerine 250 yaptığım zaman grafiğin otomatik olarak güncellendiğini görebiliriz. Parametrelerin isimlerini de yine değiştirebiliyoruz. Örneğin üretim yerine pazar adını tanımladığım zaman aşağıdaki göstergenin adı da değişiyor. Aynı zamanda grafik başlığını değiştirmek istediğimizde de buradaki grafik başlığındaki hücreyi değiştirdiğimiz zaman grafik başlığı adı da değişmekte. Buraya farklı bir şey yazmak adına test başlık gibi bir giriş yapalım. Enter tuşuna bastığımızda otomatik olarak grafimizin başlığı da değişiyor. Gelin bu grafiği nasıl tasarladığımızı hep birlikte öğrenelim. Öncelikle çok basit manada buradaki hazırlık yapısını oluşturmamız gerekiyor. Buradaki hücrelerde hiçbir şekilde formülasyon veya koşullu biçimlendirme gibi kurallar bulunmuyor. Basit bir şekilde biçimlendirilmiş ve içerisine değerler girilmiş tablolar var. Öncelikle hep birlikte çubuk grafiğimizi ekleyelim. Bunu yapmak için aşağıdaki tabloyu seçtikten sonra Ekle sekmesinden sütun veya çubuk grafik türlerini açıyoruz. Buradan 2B çubukları altındaki kümelenmiş çubuk grafiğini seçiyoruz. Aşağıdaki dummy değerine girmemizin sebebi çubuğu biraz daha yukarıda göstermek. Bunun sebebi derslerde ilerlediğimizde daha iyi ortaya çıkacaktır. Grafik başlığımızı seçip formül çubuğuna geliyoruz ve eşittir yazdıktan sonra Grafik başlığımızın C4 hücresinden beslenmesini istediğimiz için C4 hücresini seçip Enter tuşuna tıklıyoruz. İçerideki çerçeveyi seçip biraz daha burayı daraltabiliriz. Aşağıdaki eksenin üzerine iki defa tıklıyoruz. Sağda çıkan panelde sınırlar başlığının altındaki alt sınır ve üst sınırı sabitlememiz gerekiyor. Bunun nedeni grafimizin daha iyi görünmesini sağlamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta siz grafiğinizin hangi değerler arasında olmasını istiyorsanız o alt sınır ve üst sınırı buraya tanımlamanız gerekir. Biz bu örnekte 0 ile 400 arasını ele alacağız. O yüzden alt sınırı 0 yapıp üst sınırı da 400 yaptıktan sonra enter tuşuna basıyoruz. Hala Y eksenini biçimlendirirken birimler başlığının altındaki birincil ve ikincil parametrelerini de değiştirebiliriz. Buradaki parametreler Y ekseninin artış değerlerini göstermektedir. Dilersek buraya 100 yapıp Enter tuşuna bastığımızda yüzlü bir şekilde y eksenimizin arttığını görebiliriz. Siz yine burayı ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Bu değişiklikleri de yaptıktan sonra şimdi çubuğumuzun rengini değiştireceğiz. Çubuğumuzu seçtikten sonra sağ paneldeki dolgu ve çizgi sekmesine geliyoruz. Dolgu başlığını açtıktan sonra gradyan dolgu seçeneğini seçiyoruz. Bu grafiği tasarlarken ihtiyacımız aslında şu şekilde. Parametredeki değerlerimiz orta değerlere yaklaştıkça daha iyi bir sonuç aldığını görmek istiyoruz. Bu yüzden grafiğin ortasını yeşil, biraz daha grafikten uzaklaştıkça turuncu, çubuğumuzun en ucunu ise kırmızıya boyamayı planlıyoruz. Bunun için gradyan duraklarını efektif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Buradaki gradyan duraklarını sürükleyip bırakarak farklı şekillerde ayarlayabiliyoruz. Dilersek istediğimiz gradyan durağını seçtikten sonra konumunu biz kendimizde de atayabiliyoruz. İkinci gradyan durağına %25, üçüncü gradyan durağına %50, dördüncü gradyan durağına ise %75 değerlerini atıyoruz. Bu sayede aralarındaki uzaklığın eşit olmasını sağlıyoruz. Yeni bir gradyan durağı eklemek için bu çubukta herhangi bir yere tıklayabiliriz. Ve son eklediğimiz gradyan durağını en sona getiriyoruz. Bu şekilde eşit aralıklarla edinilmiş bir yapı ortaya koyuyoruz. İlk gradyan durağımı seçtikten sonra rengini kırmızı yapıyoruz. En sağdaki gradyan durağını da yine aynı renge boyuyoruz. Baştan ve sondan ikinci olan gradyan duraklarımızı seçip bunları da turuncu renge boyuyoruz. Ortadaki gradyan durağını ise yeşile boyuyoruz. Çubuğumuzun yukarıdan aşağıya olacak şekilde gradyan dolgusunu aldığını görüyoruz. Bunu yatay şekle getirmek için türünü radyal yapıyoruz. Bu sayede istediğimiz yapıyı elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde tam manasıyla bir kalite çubuğu ortaya koyuyoruz. Parametredeki değerler ortaya yaklaştığı zaman daha iyi manaya gel gelirken yanlara gittikçe parametre değerlerinin daha kötüye doğru gittiğini anlamış olacağız. Şimdi de X eksenimizi seçip delete tuşuna tıklayalım. Bu sayede daha sade bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi aşağıdaki ilk seksenini bir defa daha seçtikten sonra eksen seçenekleri sekmesinde bulunan değer çizgileri başlığını açalım. Buradan birincil türü dış şeklinde ayarlayalım. Şimdi tekrar dolgu ve çizgi seçeneklerine gelip burayı düz çizgi şeklinde ayarlayalım. Bu sayede aşağıya bu şekilde bir çizgi ekliyoruz. Bu çizginin rengini değiştirmek için buradan farklı bir renk seçebiliriz. Çubuğumuzun konumunu ayarlamak için dilersek buradaki çerçeveyi kullanabiliriz. Çubuğumuzun kalınlığını ayarlamak istersek çubuğu seçtikten sonra seri seçenekleri sekmesinden boşluk genişliğini arttırıp azaltabiliriz. Çubuğumuzun kalınlığını bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi grafiğimizin dış çerçevesini seçip üstüne sağ tıkladıktan sonra dolgusunu dolgu yok Ana hattını ise ana hat yok şeklinde ayarlayalım. Ekle sekmesinden şekiller menüsünden köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen ekleyelim. Köşelerin yuvarlaklığını biraz daha azaltalım. Dolgusunu gri yapalım. Kenarlık çizgisini çizgi yok şeklinde ayarlayalım. Efektler sekmesine gelip gölge ekleyelim. Gölgenin bulanıklığını biraz arttırıp saydamlığını da dilediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Şeklimizin gölgesinin değerlerini buradaki şekilde ayarladık. Şimdi şeklimizi en arkaya gönderelim. Grafiğimizi göze hitap edecek şekilde ayarlıyoruz. Buradaki grafik başlığını burada konumlandırmak yerine şeklimizin yukarısında konumlandırmak istiyoruz. Bunun için bu grafik başlığını siliyoruz. Grafik başlığı için ekle sekmesinden bir metin kutusu ekliyoruz. Metin kutusu seçiliyken formül çubuğuna gelip eşittir yazıp C4 hücresini seçip enter tuşuna tıklıyoruz. Yazımızı ortaya hizaladıktan sonra metin kutumuzun arka planını ve kenarlığını şeffaflaştıralım. Bunun için metin kutusunun üzerine sağ tıkladıktan sonra dolgusunu dolgu yok, ana hattını ise ana hat yok şeklinde ayarlıyoruz. Grafik başlığımızın yazı rengine beyaz renk paletimizin en aşağısındaki renk olarak seçelim ve kalın hale getirelim. Boyutunu ise 20 şeklinde ayarlayıp metin kutumuzu genişletelim. Grafiğimizi de tam başlığa göre ayarlayalım. Şimdi parametrelerimizi ve değerlerimizi grafiğe nasıl entegre edebileceğimizi öğrenelim. Öncelikle grafiğimize gelip üzerine sağ tıklayalım ve veri seç seçeneğini seçiyoruz. Burada grafiğimize daha fazla değer ekleyebiliyoruz. Ekle düğmesine tıkladıktan sonra seri adına üretim ve personeli seçip seri değerlerine ise yalnızca üretim ve personelin x değerlerini seçip tamama tıklayalım. Bu pencereden çıkmak için tamam tuşuna tıklayabiliriz. Şimdi grafiğimizin üzerine sağ tıkladıktan sonra grafik türünü değiştir seçeneğini seçiyoruz. Çıkan pencerede birleşik grafik türünü kullanacağız. Seri adı, değer olan ve çubuğumuzu temsil eden grafik türünü kümelenmiş sütun yerine çubuk şeklinde ayarladıktan sonra üretim personel serimizin grafik türünü ise aşağıda bulunan XY dağılım şeklinde ayarlıyoruz ve tamam tuşuna tıklıyoruz. Şimdi grafiğimizin üzerine sağ tıkladıktan sonra veri seç seçeneğini seçiyoruz. Üretim personel serisini seçip düzenleye tıklıyoruz. Burada seri x değerlerini x değerlerimiz şeklinde girdikten sonra seri y değerlerini de buradaki y değerleri şeklinde ayarlıyoruz ve tamama tıklıyoruz. Buradan çıkmak için tekrar tamama tıklıyoruz. Şimdi yukarıdaki yukarıya geçen x eksenini aşağıya tekrar almak için buranın üzerine iki defa tıkladıktan sonra Sağ panelden eksen seçeneklerinden etiketler başlığındaki eksen yanında parametresini düşük olarak ayarlıyoruz. Yandaki x ekseninde eksen seçenekleri altından grafiğimize uyacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Burada alt sınırı 0'a, üst sınırda da 200'e sabitleyelim. Yukarıdaki noktanın kaybolduğunu görüyoruz. Noktaları ayarlamak için de buradaki x ve y, eksen, y değerlerini kullanacağız. Buradaki y değerini 200 yaptığım zaman tekrardan noktayı görüyoruz. Bu parametrenin y değerini de 150 yerine 125 yapalım ve biraz daha aşağıya almış oluyoruz. Noktaların x değerlerini değiştirdiğimiz zaman nasıl yatay bir şekilde hareket ettiğini hep birlikte görüyoruz. Şimdi bu noktaların göstergesini değiştirerek grafiğimizi tamamlayalım. Ekle sekmesinden şekiller menüsünden bir Üçgen ekledikten sonra bu üçgeni sayfamıza ekliyoruz. Üçgene dilediğimiz gibi biçimlendirebiliriz ve üçgene ters çeviriyoruz. Daha sonra aynı zamanda göstergi olarak da kullanmak istediğimiz için üçgeni grafiğinin altına konumlandırıyoruz. Üçgenin hemen yanına da ekle sekmesinden bir metin kutusu ekliyoruz. Metin kutusu seçiliyken formül çubuğuna gelip eşittir yazıyoruz ve buradaki parametreyi seçip Enter tuşuna tıklıyoruz. Metinimizi ortaya hizalıyoruz. Boyutlarını da ayarladıktan sonra üzerine sağ tıkladıktan sonra dolgusunu dolgu yok, ana hattını ana hat yok şeklinde ayarlıyoruz. Şimdi ikinci simgemizi seçelim. Ekle sekmesinden şekiller grubunu açtıktan sonra ikinci bir gösterge ekleyeceğiz. Bu göstergeleri nasıl istiyorsanız o şekilde planlayabilirsiniz. Biz bu ders için ikinci göstergeyi buradaki köşeli çift ayraç seçeneğini seçerek ele alıyor olacağız. Buradaki şekli seçtikten sonra Shift tuşuna basarak bu şekli kitabımıza ekliyoruz. Yine yönlendirmesini ayarladıktan sonra buraya konumlandırıyoruz. İki göstergenin de ebatlarının aynı olmasını isterseniz ikisini de seçtikten sonra şekil biçimi sekmesinden ...yükseklik ve genişlik değerlerini ayarlayabilirsiniz. Şimdi buradaki metin kutusunu Ctrl-Shift'e tıklayarak kopyalıyoruz. Buraya da B7 yerine B8'deki hücreyi çekmek istediğimiz için... ...B8 yazıp Enter tuşuna tıklıyoruz. Göstergelerimizle... ...metinlerimizin aynı şeyi ifade ettiğini gösterebilmek adına... ...metin renklerini de değiştirelim. Şimdiki buradaki bütün elemanları kontrol tuşunu kullanarak seçtikten sonra şekil biçimi sekmesinden hizala menüsünden ortaya hizala şeklinde ayarlayalım. Yapmamız gereken son şey buradaki simgeleri noktalarla yer değiştirmek. İlgili simgeyi seçip Ctrl C'ye tıkladıktan sonra ilk noktamızı seçip Ctrl V'ye tıklayarak yapıştırıyoruz. İkinci işlem için de aynı şeyi yapıyoruz. Veri etiketlerini gösterebilmek için noktaların üzerine sağ tıkladıktan sonra veri etiketleri ekle seçeneğini seçebiliriz. Buradaki veri etiketini seçtikten sonra yan menüde üste şeklinde ayarlayalım. Buradaki veri etiketinde alta planlayalım ve rengini mavi yapalım. Dilersek buradaki mavi göstergeyi biraz daha aşağıda konumlandıralım. Şu şekilde daha iyi gözükecektir veri etiketlerinin x ekseninden değil de y ekseninden beslendiğini görüyoruz. Bunu düzeltmek için veri etiketlerini seçtikten sonra etiket seçeneklerinden y değerinden işareti kaldırdıktan sonra x değerine işareti koyuyorum. Ve bu şekilde grafiğimizi tamamlamış oluyoruz. Grafiğimizin x eksenini de silelim. Daha sonra grafiğimizin biraz daha minimal gözükmesi için biraz daha küçültebiliriz. Bu şekilde ortaya konumlandıralım. Şimdi herhangi bir şekil seçiliyken Ctrl A'ya tıklayalım ve yine herhangi bir şeklin üzerine sağ tıkladıktan sonra gruplandır seçeneğinden bu şekilleri gruplandıralım. Bu sayede bütün şekilleri toplu olarak seçip üstünde değişiklikler yapabiliyoruz. Şeklimizi biraz daha yukarı kaydıralım. Kullanıcıların buradaki tabloyu ve Y eksenini görmelerine ihtiyaç bulunmuyor. O yüzden buradaki tabloları saklamak isteyebiliriz. Buradaki tabloyu içeren satırları seçip üzerine sağ tıkladıktan sonra gizle seçeneğini seçerek saklayalım. Bu işlemi yaptığımız zaman grafikteki çubuğumuzun yok olduğunu görebiliriz. Bunun önüne geçmek için grafiğimizi seçip üstüne sağ tıkladıktan sonra veri seç seçeneğinden gizli ve boş hücreler düğmesine tıklayıp gizli satır ve sütunlardaki verileri göster onay kutusunu işaretliyoruz. Tamam tuşuna tıklayarak buradaki ayarları kaydedebiliriz. Kullanıcıların Y eksenini de görmesini istemezseniz D sütununu saklayabilirsiniz. Grafiğimizi hazırladık. Dilerseniz buradaki X başlığını da giriş şeklinde değiştirelim. Bir şekilde göstergelerimiz yine Y eksenine geri dönmüş. Bunları tekrar X eksenine çevirelim. Hep birlikte tamamen ihtiyaca göre özelleştirilebilir bir grafik ortaya koyduk. Ve yalnızca Buradaki hücreleri kullanarak grafiği kontrol edebiliyoruz. Üretim parametresine 305 değil de 250 yapalım. Personel parametresinde 150 yerine 360 yapalım. Bu şekilde hem parametre isimlerini, hem grafik başlığını, hem de girişleri değiştirebiliyoruz. Bu derste hep birlikte verimli bir grafik ortaya koyduk. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız diğer arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Excel veri analizi ve sıfırdan analizi ve Excel eğitimi kursumuza kayıt olmak için açıklamadaki linklere göz atabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.